Öncelikle araç hareket etmeden önce emniyet kemerinizi lütfen gösterilen şekilde ayarlayın. 2022 yılında resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğu denetlemek ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Vali Aydın Barış Başkanlığı'nda Isparta'da yolcu taşımacılığı yapan firma ve kooperatif yetkililerin katılımıyla şehirler arası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sürücü muavin tarafından sesli ve görüntülü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Barış'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve kolluk birimlerinin trafik şubesi amirleri de katıldı. Toplantının başında Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Burak Maraşlı tarafından emniyet kemerinin önemi ve kaza istatistikleriyle ilgili sunum yapıldı. Şunu bilmeliyiz ki araca biner binmez emniyet kemeri takılmalı. Çünkü yapılan araştırmalarda ölümle sonuçlanan kazaların %80'i özellikle yolun 30 ve 40 kilometrelik mesafesinde meydana gelmektedir. Dünya çapında yapılan araştırmalarda emniyet kemeri önde oturanları %45, arka koltukta oturanları ise %60 oranında ölüm riskini azaltmaktadır. Trafik kazalarında insan kusurlarının yüksekliğine dikkat çeken Vali Aydın Barış, can kayıplarındaki en büyük sebeplerin başında emniyet kemeri takılmaması olduğunu belirterek bu konuda daha hassas olalım dedi. Şehirler arası ulaşımda kullandıkları otobüslerdeki can kayıplarının temel sebebinin sürücüler tarafından yeterli bilgi donanımına sahip olunmaması, trafik kurallarına riayet edilmemesi ve otobüste yolculuk eden vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanma zorunluluğuna riayet etmemesi sonucunda bu ölümlerin meydana geldiğini görüyoruz. Sizlerden vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayan, onların hayatını kolaylaştıran firmalar olarak ricamız şudur ki 2024 yılında vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlarken lütfen emniyet kemeri kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını çok sıkı bir şekilde kontrol edelim. Yolcularımızı gerektiği şekilde bilgilendirelim ki trafik ekiplerimiz, trafik şube müdürlüğümüz size bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Bu bilgilendirme çalışmalarında bilet verme sürecinden başlayarak otobüs içerisinde yolculuğa başlamadan önce ve otobüslerde yolcuların oturduğu bölümlerde bilgilendirici broşürlerin sağlanmasından tutun, yolculuk sırasında da muavin arkadaşlarımız tarafından emniyet kemeri kullanımının aktif olarak sağlanıp sağlanmadığı yolcular tarafından kontrol edilmesine kadar, sonrasında ise sivil trafik ekiplerimiz tarafından gerekse yollarda yapılan kontrollerde bu hususlara riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi sonucunda da bu can kayıplarını, yaralanma sayılarını azaltabileceğimize inanıyoruz. Vali Barış, emniyet kemeri denetimlerinde takmamakta ısrar eden yolcu ve ilgili firmaya da cezai işlem uygulanacağını kaydetti. Otobüslerimizde yolcular tarafından emniyet kemeri kullanımına uyulup uyulmadığı hususu noktasında şimdiye kadar maalesef gerekli duyarlılığı sağlayamadık. İşte bu duyarlılığın sağlanması belki bugün hayatta olabilecek olan canları kurtarma noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilelim. Öncelikle firmalarımızın, otobüslerimizin denetiminde trafik ekiplerimiz tarafından bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Bu bilgilendirme faaliyetlerinden sonra firmalarımız tarafından, şoförlerimiz, muavinlerimiz tarafından gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı trafik ekiplerimiz tarafından yapılacak denetimlerde göz önünde bulundurulacaktır. Sonrasında ise hala bu konuda kurallara, emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna uymayan yolcular noktasında gerekli cezai yaptırımlara başvurma durumuna geleceğiz. Otobüslerimizin yapılacak kontrollerinde eğer yolcular emniyet kemeri takma zorunluluğuna uymuyorsa öncelikle yolcuya ceza uygulaması, ama gerekli bilgilendirmeler yapılmadıysa ve alınan beyanlarda da bu noktada firmalarımızın da ihmali olduğu kanaati varsa o noktada otobüslerimize de, trafikte seyreden araçlara da, sürücülere de, muavinlere de ceza uygulaması noktasına geleceğiz. Bu noktada önemli olan
cezadan kaçmak için bu işleri yerine getirmek değildir. Önemli olan can kayıplarının önüne geçmektir. Sizlerin nezdinde bütün toplu ulaşım sağlayan şoförlerimize, firmalarımıza da buradan sesleniyoruz. Emniyet kemeri kullanımını bu yıl artık eksiksiz hale getirmemiz lazım. Toplantı, görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.